Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bu dersimizde ilk medeniyetler, şehirlerin fonksiyonları ve nüfus politikaları konusunu hep birlikte işleyeceğiz. Bu başlık altında medeniyetlerin doğuşunu, ilk medeniyetlerin kurulduğu yerleri ve özelliklerini, dünya üzerinde uygulanan nüfus politikalarını ve şehirlerin gelişimi ve etkileri konularını hep birlikte incelemeye ve görmeye çalışacağız. Ekranda da gördüğünüz gibi dünyada ilk kültür merkezlerinin kurulduğu alanlara baktığımızda sevgili arkadaşlar, ilk yerleşim merkezleri iklim koşullarının elverişli olduğu, su kaynaklarının geniş yer kapladığı alanlarda kurulduğunu görmekteyiz. Bu medeniyetlere baktığımızda dünya üzerinde Çin'de, Hindistan'da, Mısır'da, Mezopotamya'da, Amerika'da, Kuzey Amerika'da ve Güney Amerika'da, örneğin Kuzey Amerika'da Maya ve Aztek medeniyetlerini, Güney Amerika'da ise İnka medeniyetini görmekteyiz. Evet sevgili arkadaşlar, ilk medeniyetimiz Mezopotamya medeniyeti. Ekranda da gördüğünüz gibi Mezopotamya medeniyeti sevgili arkadaşlar, bulunduğu coğrafi konumu itibariyle Fırat ile Dicle nehirleri arasında bulunmakta. Ve ülkemiz sınırlarında Güneydoğu Anadolu bölgesinden başlamakta ve baktığımızda Basra Körfezi'ne kadar bu medeniyetin yerleşme alanını oluşturduğunu görmekteyiz. Bu medeniyetle ilgili şunları söyleyebiliriz. Bu medeniyetin bulunduğu yerde tarıma elverişli topraklar bulunmakta. Zaten Fırat ve Dicle nehirleri arasına Mezopotamya denmekte. Bunlara Münbit Hilal veya bereketli topraklar, verimli topraklar adı da veriliyor. Dolayısıyla bu medeniyetin kurulduğu yerlerde baktığımızda sevgili arkadaşlar, tarıma elverişli alanların geniş yer kapladığını görüyoruz. Ki ilk medeniyetler baktığımızda tarım alanlarının etrafında, tarım yapılabilen alanlarda kurulduğunu söyleyebiliriz. Bu medeniyet bulunduğu coğrafi konumu itibariyle tarihte birçok medeniyete beşiklik etmiştir. Yine bulunduğu coğrafi konumu itibariyle diyoruz ki bu medeniyetin bulunduğu alana yüzlerce, binlerce istila olayı meydana gelmiştir. Çünkü coğrafi konumu bunu teşvik etmiştir. Mezopotamya'da kurulan devletlere baktığımızda ise sevgili arkadaşlar, Sümerleri, Akatları, Babilleri ve Asurluları görmemiz mümkün. Evet, bir diğer medeniyetimiz ise sevgili arkadaşlar, Mısır medeniyeti. Mısır medeniyetine baktığımızda kurulduğu yer itibariyle Nil Nehri ve çevresinde olduğunu görüyoruz. Bu medeniyet Mezopotamya medeniyetindeki gibi tarih boyunca çeşitli saldırılara maruz kalmamıştır. Bunun nedeni ise sevgili arkadaşlar, Mısır'ın bulunduğu coğrafi konumdur. Çünkü Mısır çöllerle kaplı olduğu için bu medeniyet de fazla diyoruz ki istilalara maruz kalmamıştır. Dolayısıyla bu medeniyet diğer medeniyetlerden fazla etkilenmemiştir. Mısır medeniyetinin özelliğine baktığımızda ise sevgili arkadaşlar, dedik ki Nil boyunca kurulmuştur. Nil boyunca verimli tarım alanları mevcuttur. Ancak Nil boyunca da biz diyoruz ki sürekli olan su taşkınları bulunmakta. İşte bu taşkınlardan sonra tekrar araziyi bölüştürmek ve parçalamak, sahiplerini belirlemek amacıyla görüyoruz ki çeşitli işlemleri yapmışlardır ve buna bağlı olarak da Mısırlılarda özellikle geometri alanında, matematik alanında ilerlediğini biz söyleyebiliriz. Bir diğer medeniyetimiz ise sevgili arkadaşlar, Güney Amerika'da bulunan İnka medeniyeti. Ekranda da bu medeniyetin dünya üzerindeki yerini gördüğünüz gibi bu medeniyet Güney Amerika kıtasındaki Ant Dağları'nın ekvator çevresindeki bölümlerinde, yani günümüzdeki Peru'da kurulmuştur. Şehirlerini ve kalelerini çoğunlukla Ant Dağları'nın yüksek kesimlerindeki dik ve sarp yamaçlara inşa etmişlerdir. İnka şehir mimarisi ve taş işçiliği günümüzde birçok bilim adamını da
hayretler içerisine düşürmektedir. İnka ören yerlerinde yapılan kazılarda İnka kraliyet ailesine ait kişilerin mumyalaşmış cesetleri bulunmuştur. Ant dağlarının yüksek tepelerindeki buzların içinde kalarak günümüze kadar ulaşmışlardır. Son olarak da diyoruz ki bu medeniyet 1572 yılında İspanyollar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Evet, bir diğer medeniyetimiz sevgili arkadaşlar, Kuzey Amerika'da bulunan Maya medeniyeti. Bu medeniyetin haritadaki yerini görüyoruz ekranda da. Meksika'nın güneyi ile Orta Amerika'nın kuzey bölgelerini içine alan geniş bir alanda kurulmuştur bu medeniyet. Tarım en önemli geçim kaynağını oluşturmuştur. Piramit, tapınak ve çeşitli sanat eserleri inşa etmişlerdir. Yapılan araştırmalara göre sevgili arkadaşlar, Mayaların astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda ileri bir uygarlık düzeyinde oldukları tespit edilmiştir. Maya uygarlığı birçok bakımdan sona ermişse de yaygın inanışın aksine Mayalar yok olmamışlardır. Halen Meksika sınırları içerisinde yaşamakta ve Maya dillerinden bazılarını konuşmaktadırlar. Evet, yine sevgili arkadaşlar, Kuzey Amerika'da bulunan bir diğer medeniyetimiz Aztek medeniyeti. Aztek medeniyeti ise kurulduğu yere baktığımızda Meksika'nın orta ve güney kesimlerini içine alan bölgede bu medeniyetin kurulduğunu görüyoruz. 14. ve 16. yüzyıllar arasında hüküm sürmüşler. Maya medeniyetinde olduğu gibi bu medeniyette de tarım Aztek medeniyetinde en önemli geçim kaynağını oluşturmakta. Günümüzde dünyanın en büyük piramidi olan Meksika'da bulunan piramit Azteklere aittir. Azteklere ait bu piramit 182.107 metrekare alan üzerine kurulmuştur ve yüksekliği de 54 metredir diyoruz arkadaşlar. Bir diğer medeniyetimiz ise Akdeniz medeniyetleri. Akdeniz kıyıları sevgili arkadaşlar, liman olmaya elverişli ada ve yarım adalardan oluşmasından dolayı farklı medeniyetlerin kurulmasına neden olmuştur. Akdeniz uygarlıkları Akdeniz kıyıları boyunca kurulmuş çeşitli kültürlerden bir araya gelmiştir. Bunlara baktığımızda acaba nelerdir? Girit, Miken, Yunan, Lidya, Roma ve Finikelileri görmekteyiz. Bunlar arkadaşlar, bu medeniyetler yeraltı kaynakları bakımından bu alan çok fakir olduğu için daha çok bu medeniyetlerin denizcilikte ileri gittiğini görmekteyiz. Ve bakıyoruz, bu medeniyetlerde gemi yapımı, balıkçılık ve deniz ticaretinin önemli geçim kaynakları arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Akdeniz uygarlıkları ile ilgili söyleyebileceğimiz bir diğer özellik ise Akdeniz uygarlıklarında kentleşme olgusu doğu kıyılarından batı kıyılarına doğru yayılmıştır. Evet, bir diğer medeniyetimiz sevgili arkadaşlar, Çin medeniyeti. Çin medeniyeti Güneydoğu Asya'da kurulmuştur. Çin medeniyeti yaklaşık 4000 yıllık tarihiyle dünyanın en eski medeniyetlerindendir. İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından olan kağıt, pusula, barut ve matbaa antik Çin medeniyetine aittir diyoruz. İpek böceğinden yine Çin medeniyeti ipek elde etmiştir ve tarihte İpek yolu olarak bilinen ticaret yolunun açılmasını da sağlamışlardır. Yine Çin Seddi Çin medeniyeti içerisinde önemli bir yer tutmakta. Bu Seddin yapımını arkadaşlar M.Ö. 221 yılında başlamışlardır. Bu Seddin yapılmasındaki ana amaç Çin'i istilalardan korumak için. Çünkü Çin birçok medeniyet tarafından istila edilmek istenmiştir. Özellikle Çin Seddi'nin yapılmasının amacı ise Hunların baskılarından kurtulmak içindir diyoruz. Evet, son olarak da Hint medeniyetini görmekteyiz. Indus bölgesinde kurulmuşlardır. Hint yarımadasında kurulmuştur. Hint yarımadasındaki uygun iklim koşulları ile Ganj ve Indus nehirlerinin suladığı verimli ovalar bu medeniyetlerin kurulmasına neden olmuştur. Hint medeniyeti tarihinde güçlü imparatorluklar yerine güçlü prensiplere rastlanmaktadır. Hint medeniyetinde en önemli toplumsal kurum ise kast teşkilatıdır. Burada toplum farklı sınıflara ayrılmıştır diyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, ilk uygarlıklardan kısaca bahsettikten sonra şimdi de tarihsel süreçte şehirler konusunu anlatmaya çalışalım.
Evet, insanoğlu öncelikle sevgili arkadaşlar avcılık ve toplayıcılıkla geçimini sürdürmüştür. Daha sonra çeşitli hayvanları evcilleştirmiş ve tarıma geçiş başlamıştır. Tarım toplumuyla birlikte yavaş yavaş biz devletleşmenin ve örgütleşmenin meydana geldiğini görmekteyiz. Ve buna bağlı olarak da şehirlerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Özellikle ilk çağda şehirlerin fonksiyonlarına baktığımızda bu şehirlerde yaşayan insanların büyük bir çoğunluğunun tarım faaliyetiyle uğraştığını görmekteyiz. Ve yine dünyada ilk şehir yerleşmelerine baktığımızda bu şehir yerleşmelerinin Mezopotamya'da, Mısır'da ve Hindistan ve çevresinde olduğunu görmekteyiz. Bu bölgelerin ortak özellikleri ise buralarda su kaynaklarının olması ve bu su kaynaklarına bağlı olarak da tarım topraklarının geniş yer tutmasıdır. Evet, ekranda da gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, tarihsel süreçte bazı bölgelerde şehirlerin ilk olarak ortaya çıktığı dönemlere baktığımızda Mezopotamya'da arkadaşlar ilk önce şehirlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Milattan önce 3000 yılından daha önce. Daha sonra Mısır'da ortaya çıktığını görüyoruz. Milattan önce 3000'de İndus Vadisi'nde, Çin'de, Avrupa'da ve Orta Avrupa'da daha sonra şehirlerin ortaya çıktığını görmekteyiz. Evet, günümüzde ise arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebiliriz ki biraz önce belirttik. Şehirlerin ortaya çıkmasında esas ekonomik faaliyetin tarım olduğunu. 1750 yılında sanayi devrimiyle birlikte ise şehirlerde asıl fonksiyonun, asıl faaliyetin sanayileşme olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde ise sevgili arkadaşlar daha çok hizmet sektörünün olduğunu belirtmemiz mümkündür diyoruz. Evet arkadaşlar, tarihsel süreçte şehirlerden bahsettikten sonra şimdi de şehirlerin nüfus gelişimine bakalım. Evet, dünya üzerinde biraz önce de belirttim. Şehirlerin ortaya çıkmasında tarım faaliyetleri etkili olmuştur. Daha sonra sanayileşme diye sıraladık. İlk şehirler sevgili arkadaşlar, ilk şehirlerde nüfusların biz fazla olmadığını görüyoruz. Bir günümüz kentleri veya günümüz şehirleri gibi değil. Bu durumu isterseniz ekrandaki tabloyu inceleyerek daha ayrıntılı bir şekilde görebiliriz. Örneğin 1800 yılında 20 bin ve daha fazla nüfusa sahip şehirlere baktığımızda şehir nüfusunun dünya nüfusu içerisindeki oranının 1800'lü yılda %2,4 olduğunu görmekteyiz. 1800 ila 1850 yılına geldiğimizde ise bu rakamın %4,3, 1850-1900 yılına geldiğimizde %9,2, 1900 ila 1950 yılına geldiğimizde 20 bin ve daha fazla şehir nüfusunun dünya nüfusu içerisindeki oranının %20,9. 1900 ila 1950 yılında ise bu rakamın baktığımızda %33. 1990 yılından sonra ise bırakalım 20 bini, 100 bin ve daha fazla nüfusa sahip şehirlerin oranının ise %50'den fazla olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bu durum da bize gösteriyor ki sevgili arkadaşlar, dünyada şu anda kırsal kesimden şehirlere doğru büyük bir göç olayı meydana gelmekte ve şehirler de barındırdığı ekonomik fonksiyonlar itibariyle cazip hale geldiği için ve kırsal kesimde yaşam için itici fonksiyonlara sahip olduğu için insanlar ne yapıyor? Köylerden şehirlere göç ediyor. Bu duruma bağlı olarak da biz diyebiliriz ki günümüzde şehir yerleşmelerinin önemi artmakta, şehirlerin nüfusları artmakta ve dünya üzerinde de şehirleşme oranı buna mukabil olarak, buna paralel olarak artmaktadır diyoruz arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, şimdi de şehirlerin etki alanlarından, büyük şehirlerin kurulduğu bölgelerden ve şehirlerin çeşitli fonksiyonlarından bahsedelim. Evet, her şehrin belli bir etki alanı mevcuttur. Bu etki yerel bazda olacağı gibi aynı zamanda küresel bazda da olabilir. Peki sevgili arkadaşlar,
bu şehirlerin etki alanının yerel veya küresel bazda olmasını belirleyen faktörler nelerdir? Örneğin bir New York'un etki alanıyla, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir şehir, bir Sudan'ın Hartum kentinin etki alanı sizce aynı mıdır? Elbette aynı değildir. Baktığımız zaman Sudan'da, Hartum'da meydana gelen bir olay sadece o bölgeyi etkilerken, New York'ta meydana gelen bir olay ise dünyanın birçok bölgesini etkilemektedir. Çünkü şehre baktığımızda bu şehrin arkadaşlar dünyanın birçok yeriyle bağlantısının olması bu durumu meydana getirmektedir. Ki buna hemen şöyle bir örnek verebiliriz. 2008 yılında New York'ta meydana gelen finansal kriz dünyanın değişik bölgelerini etkilemiştir. Ama bakıyoruz, dünyanın değişik yerlerinde, bazı kentlerde savaşlar meydana geliyor, yıkımlar oluyor, isyanlar çıkıyor ama sadece o bölgedeki insanlar ve o bölgede yaşayanlar etkilenmekte. Ancak New York'ta meydana gelen bir olay, dediğimiz gibi dünyanın her tarafını etkilemekte. Niçin? Çünkü New York arkadaşlar sahip olduğu fonksiyona bağlı olarak biz diyoruz ki dünyanın önemli finans merkezleri arasındadır. Ve o bölgelerde meydana gelecek bir hareketlenme de ister istemez günümüzde teknoloji çağında, iletişim çağında hemen suya atılan bir taş gibi dalga dalga yayılacak ve bu duruma bağlı olarak da bu şehirlerin etki alanları fazla olacaktır diyoruz arkadaşlar. Peki sevgili arkadaşlar, bu şehirlerin fonksiyonları ve etki alanlarına hangi şehirleri örnek verebiliriz? Hemen bunlardan kısaca bahsedelim. Evet, ilk şehrimiz Essen arkadaşlar. Essen hepimizin bildiği gibi Almanya'da bulunan bir şehir. Ve bu şehrin asıl fonksiyonuna baktığımızda bu şehrin arkadaşlar Almanya'da Ruhr Havzası'nda bulunduğunu ve buradaki asıl fonksiyonun sanayi faaliyetleri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle biraz sonra göreceğiz, göç, ekonomi, yerleşme ilişkisi içerisinde Almanya'nın Ruhr bölgesi önemli taş kömürü yataklarına sahiptir. Ve bu duruma bağlı olarak da bu alanlarda demir çelik sanayi tesisleri kurulmuştur. Evet, Almanya'nın dediğimiz gibi büyük kentlerinden Essen'i gördük. Şimdi de sevgili arkadaşlar New York'tan bahsedelim. New York sevgili arkadaşlar 1613 yılında Hollandalılar tarafından kurulmuş olan bir şehirdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin de nüfus bakımından en fazla olan şehrine biz New York adını veriyoruz. Sevgili arkadaşlar, Hollandalılar tarafından kurulan bu şehre o zamanlarda New Amsterdam adı verilmiştir. Daha sonra ilerleyen yıllarda ise New York adını almıştır. Bizim burada asıl bahsetmemiz gereken New York'un dünyanın bir ticaret, finans ve borsa merkezi olduğu ve etkisi itibariyle küresel bazda etkiye sahip olan bir şehirdir diyoruz arkadaşlar. Evet, bir diğer kentimiz ise Mekke arkadaşlar. Mekke hepimizin bildiği gibi İslam dinine inananlar için önemli bir kent, kutsal bir kent. Çünkü sevgili arkadaşlar bu bölgede Kabe'nin bulunması buraya yıl içerisinde dünyanın değişik yerlerinden insanların Kabe'yi ziyaret etmek amacıyla binlerce, milyonlarca insanların akın ettiğini görmekteyiz. Dolayısıyla biz Mekke'ye de diyoruz ki sadece Suudi Arabistan'da bulunan insanları etkilemiyor, dünyanın değişik yerlerinden bulunan insanları da etkilemektedir. Dolayısıyla küresel bazda bir etkiye sahip olan şehirdir diyoruz. Küresel etkiye sahip olan bir diğer kentimiz ise sevgili arkadaşlar Şam'dır. Hepimizin bildiği gibi Şam Suriye'nin başkentidir. Ve Şam eskiden de olduğu gibi birçok arkadaşlar diyoruz ki ulaşım yollarının kavşak noktasında bulunmaktadır. Şam sevgili arkadaşlar önemlidir. Neden önemliymiş? Tekrar ediyorum. Önemli ulaşım yollarına sahiptir ve Orta Doğu'ya açılan kapıdır. Bu nedenle de diyoruz ki Şam'da küresel etkiye sahip olan bir şehir. Evet, bir diğer şehrimiz Marsilya'dır arkadaşlar.
Marsilya Avrupa'nın liman kentidir. Ve bu duruma bağlı olarak da biz diyoruz ki Marsilya'da biraz önce saymış olduğum gibi örneğin New York gibi, Essen gibi, Şam gibi, Mekke gibi küresel etkiye sahip olan bir şehirdir. Yine küresel etkiye sahip olan bir diğer şehrimiz Oxford'dur arkadaşlar. Oxford deyince hemen aklınıza ne geliyor? Oxford Üniversitesi gelmekte. Baktığımız zaman bu şehre arkadaşlar dünyanın değişik yerlerden insanları barındırdığını, dünyanın değişik yerlerinden insanların bu alanlara göç ettiğini, niçin? Eğitim almak için, dil öğrenmek için bu şehre göç ettiğini görmekteyiz. Ve bu nedenle de biz diyoruz ki Oxford yerel etkiye değil, tam tersine küresel etkiye sahip olan bir şehre örnek olarak verilebilir. Evet, bir diğer şehrimiz ise sevgili arkadaşlar Tokyo'dur. Tokyo hepimizin bildiği gibi Japonya'nın başkentidir. Ve dünyanın da nüfus bakımından en büyük kentidir arkadaşlar. 1945'li yıllarda 2. Dünya Savaşı ile birlikte yerle bir olan şehir, daha sonra Japonya'nın ekonomisinde olduğu gibi birden büyümüş, gelişmiş ve şu anda da dünyanın nüfus bakımından en büyük kenti konumuna sahip olmuştur. Japonya'nın arkadaşlar sanayisinin, hizmet sektörünün geliştiği, en fazla geliştiği kenttir ve bu kentte yine biraz önce bahsettiğim kentlerde olduğu gibi küresel etkiye sahip olan bir kente örnek olarak verilebilir. Evet, küresel etkiye sahip olan bir diğer kentimiz ise Paris'tir arkadaşlar. Hepimizin bildiği gibi Paris, Fransa'nın baş şehridir. Dünya ticaretinde, ulaşımında büyük bir öneme sahiptir. Ve aynı zamanda Paris deyince hepimizin aklına geldiği gibi sevgili arkadaşlar dünyanın moda şehridir diyoruz. Sevgili arkadaşlar bir diğer inceleyeceğimiz kent ise Bayburt. Evet, Bayburt geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdüren bir şehrimiz. Ve yeryüzü şekillerinin bu şehirde dağlık, engebeli olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu duruma bağlı olarak Bayburt'tan yıl içerisinde binlerce insan ülkenin değişik bölgelerine göç etmekte. Burada Bayburt'tan bahsetmemizin nedeni şu. Biraz önce saymış olduğum Paris gibi, New York gibi, Mekke gibi, Şam gibi, Essen gibi şehirler küresel bir etkiye sahip iken Bayburt şehrimiz ise değerli arkadaşlar yerel etkiye sahip olan bir kenttir diyoruz. Sevgili arkadaşlar, şimdi de nüfus politikalarını inceleyeceğiz. Nüfus politikası nedir? Sevgili arkadaşlar, her ülkenin bir nüfus politikası bulunmakta. Nüfus politikası uygulanmasının nedenlerine baktığımızda hepimizin bildiği gibi her ülkenin şartları farklıdır. Kimi ülke kalabalık bir nüfusa sahiptir, nüfus artışı oranını azaltmak ister. Kimi ülke yeterince nüfusa sahiptir, nüfusun niteliğini ve niceliğini artırmak ister. Kimi ülkeler ise baktığımız zaman az nüfusa sahiptir ya da nüfus azalma eğilimine girmiştir. Bu nedenle de nüfusunu artırıcı politikalar izlemektedir. Çünkü nüfus önemli bir kaynaktır ülkeler açısından. Ve dolayısıyla baktığımız zaman biz dünya üzerinde farklı nüfus politikalarının uygulandığını görmekteyiz. Neden farklı nüfus politikaları uygulanmakta? Onları da anlatacağız. Ancak sevgili arkadaşlar, burada dünyada nüfus artış oranları grafiğini görmektesiniz ekranda. Baktığımız zaman arkadaşlar biz buralarda özellikle yıllara göre değişime baktığımızda 1900 yılından sonra dünyada nüfus artış oranında büyük sıçramaların meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bu durum üzerinde ise biz diyoruz ki sanayi devrimiyle birlikte bilim ve teknolojide meydana gelen değişimler insanoğlunun ortalama yaşam süresini uzatmıştır, yaşam kalitesini artırmıştır. Buna bağlı olarak bebek ölüm oranları da azalmıştır. Ve bunun sonucunda da hepimizin bildiği gibi ve ekranda da evet gördüğünüz gibi
dünya üzerinde nüfus artış oranları meydana gelmektedir. Değerli arkadaşlar, dedik ki dünya üzerinde farklı nüfus politikaları uygulanmakta. Bu nüfus politikaları hangileridir? Hangi nüfus politikaları uygulanmaktadır? Şimdi onlara bakıyoruz. Evet, ekranda da burada görüyoruz. Dünyada genel olarak uygulanan 3 çeşit nüfus politikası bulunmaktadır. Bunlar 1. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak uygulanan nüfus politikaları. Çin ve Hindistan bu duruma örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Birazdan zaten ülkelerde uygulanan nüfus politikalarını belirtirken Çin'de uygulanan nüfus politikası hakkında daha detaylı bilgi vereceğiz. Ancak burada şunu da belirtmek istiyorum ki bu şekilde uygulanan nüfus politikaları dünya üzerinde baktığımız zaman nüfus miktarının ve yoğunluğunun fazla olduğu, miktarının daha doğrusu fazla olduğu ülkelerde uygulanmaktadır diyoruz. Evet, ikinci nüfus politikamız ise nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan nüfus politikası. Özellikle Avrupa ülkelerinde. Çünkü arkadaşlar bu ülkelere baktığımızda nüfus neredeyse eksi düzeylerde artış oranına sahiptir. Bu duruma bağlı olarak da ülkeler çeşitli önlemler almaktadır. Örneğin arkadaşlar Finlandiya'da baktığımız zaman nüfus artış oranının az olduğunu, buna bağlı olarak da ülkede nüfus artış oranını artırmak için çeşitli politikalar uygulandığını ve bunun sonucunda da örneğin doğum yapan kadınlara 3 yıl ücretli izin verilmesi gibi destekleme politikalarını örnek vermemiz mümkün. Evet, üçüncü nüfus politikası ise dünya üzerinde uygulanan nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek amacıyla uygulanan nüfus politikası. Bu politikaları daha çok değerli arkadaşlar gelişmekte olan ülkelerde görmemiz mümkün. Peki hocam nüfusun niteliğini ve niceliğini artırmak ne demek? Eğitim seviyesini yükseltmek, kadının iş hayatına geçişini kolaylaştırmak gibi politikaları bunlara örnek olarak verebiliriz. Örneğin üniversite mezunları oranını artırmak gibi değerli arkadaşlar. Şimdi dünya üzerinde uygulanan nüfus politikalara çeşitli ülkelerden örnek verelim. Örneğin Türkiye arkadaşlar. Türkiye'nin ekranda gördüğünüz gibi 2000 yılındaki nüfus piramidine bakıyoruz ve bir de 2020 yılındaki nüfus piramidine bakıyoruz. Evet, ve Türkiye'de uygulanan nüfus politikalarını iki dönem içerisinde belirtmemiz mümkün. Birincisi 1923 ile 1963 yılları arasında uygulanan nüfus politikası. Bu döneme baktığımızda sevgili arkadaşlar özellikle ülkenin savaştan çıkması, erkek nüfusun büyük oranda kayba uğraması gibi nedenlerden dolayı Türkiye'de nüfusu artırıcı yönde politikalar izlenmiştir diyoruz. Ancak 1963 yılına gelindiğinde bu politikanın değiştiğini, artık Türkiye'de nüfus artış oranının çok hızlı olduğunu ve bu duruma bağlı olarak da devlet politikası olarak biz diyoruz ki nüfus artış oranını azaltmak için politikalar uygulandığını görmemiz mümkün. Peki bu politikalar uygulanırken bunun yanında hiçbir şey yapılmamış mıdır? Elbette yapılmıştır değerli arkadaşlar. Biraz önce belirttiğim gibi dünya üzerinde uygulanan 3 tane farklı nüfus politikası vardı. Bunlardan üçüncüsü nüfusun niteliğini ve niceliğini artırmaya yönelik uygulanan politikalar idi. Bu politikalarda dediğimiz gibi Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde uygulanmakta. Şu anda da Türkiye'de nüfus ile ilgili nüfusun niteliğini ve niceliğini artırmak için örneğin eğitim seviyesini, şehirleşme oranını artırıcı gibi politikaların uygulandığını söylememiz mümkün sevgili arkadaşlar. Peki Türkiye'den sonra başka hangi ülkelerin nüfus politikalarını göreceğiz? Evet, şimdi ekranda gördüğünüz gibi Japonya'nın nüfus politikasını burada inceleyeceğiz. Japonya arkadaşlar önceleri nüfusunu artırıcı yönde politikalar izlemiştir. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Daha sonra baktığımızda nüfusunun artış oranını azaltmaya yönelik politikalar izlemiş. Günümüzde ise nüfus artış oranını artırmak için çeşitli teşvik politikalarının uygulandığını görmekteyiz. Ki baktığımızda burada ekranda görüyorsunuz zaten. Nüfus artış oranının arkadaşlar özellikle doğum oranının biz burada azaldığını görmekteyiz ki bu durum ileride ülkenin nüfus artış oranının azalmasına hatta eksi değerlerde seyretmesine neden olacaktır. Ki bunu daha iyi anlayabilmemiz için Japonya'da bazı yıllarda nüfusun yaş gruplarına göre dağılımına bakmamız
zannediyorum yeterli olacaktır. Örneğin burada 1960, 1985 ve 2003 yıllarında Japonya'da nüfusun yaş gruplarına göre dağılımını görmekteyiz. Oran olarak değerlendirdiğimizde sevgili arkadaşlar, örneğin 0-14 yaş grubu gittikçe 1960 yılında 28.4, 85'te 25.9 ve 2003 yılında 18 milyon olduğunu görmekteyiz. Yani bu da gösteriyor ki Japonya'da doğum oranları azalmakta. Ancak 65 yaş ve üzerindeki nüfusa baktığımızda 1960'da 5.3 milyon, 1985 yılında 12.4 milyon, 2003 yılında ise 23.5 milyon olduğunu görmekteyiz ki bu da ülkenin nüfusunun yaşlandığını ve buna bağlı olarak emekli nüfus oranı dediğimiz yaşlı nüfus oranının arttığını, yani çalışmadan maaş alan insanların artmasına bağlı olarak ülkenin ekonomisinin de yavaşlayacağını, gelişmenin duracağını söyleyebiliriz. Çünkü üreten nüfus her ülke için bir katma değer teşkil etmektedir değerli arkadaşlar. Nüfus politikalarında inceleyeceğimiz bir diğer ülke sevgili arkadaşlar Çin. Evet, ekranda gördüğünüz gibi Çin'in 2006 yılına ait nüfus yaş piramidinde sevgili arkadaşlar, Çin'de son yıllarda doğum oranlarında büyük bir düşüşün olduğunu görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, nüfus politikasını inceleyeceğimiz bir diğer ülke ise Fransa'dır. Evet, ekranda gördüğünüz gibi Fransa'da nüfusun yıllara göre değişimine baktığımızda özellikle 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı'nda Fransa'da nüfus artış oranının az olduğunu görmekteyiz, azaldığını görmekteyiz. 1960'lı yıllara gelindiğinde ise Fransa'da sevgili arkadaşlar özellikle demografik iyileştirme yönünde nüfus politikalarının izlendiğini söyleyebiliriz. Bu yılları daha net kesin olarak verecek olursak 1946 ekranda görüyoruz zaten grafikte 1973 yılında demografik iyileştirmeler olmuştur. 2000'li yıllarda ise Fransa'da değerli arkadaşlar nüfus artış oranı azalmaktadır. Fransa'nın baktığımız zaman 2006 yılındaki nüfus yaş piramidinde doğum oranlarının az olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Fransa hepimizin bildiği gibi nüfus artış oranının az olduğu ülkelere verilebilecek bir örnektir. Ve şu anda Fransa'da uygulanan nüfus politikası değerli arkadaşlar nüfus artış oranını artırmaya yöneliktir. Peki niçin Fransa'da nüfus artış oranını artırılmak istenmekte? Özellikle sevgili arkadaşlar 60 yaş ve üzerindeki nüfusa baktığımızda yıllara göre değişimine baktığımızda burada ekranda görüyoruz 1960 yılından 2000 yılına gelinceye kadarki değişim verilmiş. Doğum oranlarına bağlı olarak 0-19 yaş grubundaki nüfus oranı azalırken 60 yaş ve üzerindeki nüfus oranının ise arttığını görmekteyiz. Bu durumda da söyleyebiliriz ki Fransa'da doğum oranları azalmış ve devlet de bunu, yani nüfus artış oranını artırabilmek için doğumu teşvik etmiştir. Ve diyorum ki, tekrar ediyorum, Fransa dünyada nüfus artış oranını artırmaya yönelik politikalar izleyen ülkelere örnektir. Sevgili arkadaşlar, şimdi de dünya üzerinde uygulanan farklı nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Onları inceleyelim. Evet, dünya üzerinde uygulanan nüfus politikalarının olumlu ve olumsuz yönlerine geçmeden önce şunu belirtelim ki, bu konuyla ilgili uzmanlar farklı görüşler ileri sürmekte. Örneğin, birinci görüşe göre gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızının yüksek olması bu ülkelerin büyümelerini, ekonomik kalkınmalarını yavaşlatacağı gibi çeşitli sorunları da beraberinde getirecektir. İkinci görüşe göre ise sevgili arkadaşlar, gelişmiş olan ülkelerde nüfus artış oranının düşmesi bu ülkelerde yaşlı nüfus oranının artmasına ve buna bağlı olarak da iş gücü açığının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Peki nüfus artış hızının düşmesinin olumsuz sonuçları nelerdir? Ekranda görüyoruz şimdi. Birincisi, cinsiyet dengesizliği ortaya çıkar, nüfus miktarı azalır, uzun vadede nüfus dinamizmini kaybeder,
Yaşlı nüfus artarken çalışma çağındaki nüfus ve genç nüfus azalır. Bu durum iş gücü yetersizliğine neden olur. Ve son olarak da diyoruz ki emekli nüfus miktarı artar. Emekli nüfusa ödenen para miktarının artması ekonomiyi olumsuz yönde etkiler. Peki nüfus artışının, artış hızının düşmesinin olumlu sonuçları nelerdir? Evet, yaşam standartları yükselir, kişi başına düşen milli gelir artar, sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi artar diyoruz. Bir diğeri nüfus artış hızının yükselmesinin olumsuz sonuçlarına geldiğimizde iç ve dış göçler artar, tasarruflar azalır, bağımlı nüfus oranı artar, işsizlik oranı artar, ekonomik kalkınma hızı yavaşlar, kişi başına düşen milli gelir azalır, tüketim artar, ihracat azalır, nüfusa bağlı yatırımlar yani demografik yatırımlar artar, çevre kirliliği artar, belediye hizmetleri zorlaşır, insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması zorlaşır, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının tüketimi artar, konut yetersizliği artar ve bu durumda gecekondu alanları genişler diyoruz. Nüfus artış hızının yükselmesinin olumlu sonuçları ise üretim ve vergi gelirleri artar, mal ve hizmetlere talep artar, iş gücü ucuzlar, üretim maliyeti azalır, piyasa genişler ve yeni yatırım sahaları açılır. Evet, şimdi de sevgili arkadaşlar bu konuyla ilgili örnek sorularımıza geçelim. Yukarıda bazı özellikleri belirtilen şehir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Neymiş bu özellikler? 1613 yılında Hollandalılar tarafından kuruldu. Dünyanın en kalabalık yerleşim bölgelerinden birini oluşturur. Dünyanın en önemli finans merkezlerindendir. Değerli arkadaşlar, bu özelliklere sahip olan şehrimiz New York'tur diyor ve sorumuzun doğru yanıt olarak da D seçeneğini işaretliyoruz. Bir diğer örnek sorumuz sevgili arkadaşlar, ekranda görüyoruz. Aşağıda belirtilen nüfus piramitlerinden hangisine sahip olan bir ülkenin nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika izlemesi beklenir diyor. Verilen grafikleri incelediğimizde doğum oranının yüksek olduğu yerlerde nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika izlenmesi beklenir. Bu grafikleri incelediğimizde doğum oranının yüksek olduğu D seçeneğidir. Ve bu nedenle de bu ülkede nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politikaların izlenmesi beklenir. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir arkadaşlar. Evet. Bir diğer örnek sorumuz, aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının düşmesinin olumsuz sonuçları arasında yer alır diyor. A. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin kalitesi artar. Bu olumlu bir sonuçtur. B. Yaşam standartları yükselir. Olumlu bir sonuçtur. C. Kişi başına düşen milli gelir artar. Olumlu bir sonuçtur. E. Seçeneği mal ve hizmetlere olan talep artar. Olumlu bir sonuçtur. Ancak yaşlı nüfus artarken çalışma çağındaki nüfus ve genç nüfusun azalması ise olumsuz bir sonuçtur diyor ve sorumuzun doğru yanıt olarak da D seçeneğini işaretliyoruz. Evet, bu konuyla ilgili son örnek sorumuzu çözüyorum. Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri Mısır, Hindistan ve Güneydoğu Asya'nın akarsu vadilerinde kurulmuştur. Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur? Sevgili arkadaşlar, konumuzu anlatırken de belirttik. Bu durum üzerinde tarımsal faaliyetlerin gelişmesi etkili olmuştur diyor ve sorumuzun doğru yanıtı olarak da C seçeneğini işaretliyoruz. Sevgili arkadaşlar, bu bölümümüzde göç ve şehirleşmenin ekonomi ile ilişkisini göreceğiz. Bu başlık altında ekonomik faaliyetlerin sosyokültürel etkilerini, şehirleşme, göç ve sanayileşmenin toplumlar üzerindeki etkisini ve sonuncu olarak da teknolojik gelişim ve geleceğin tasarlanması konusunu hep birlikte görmeye ve öğrenmeye çalışacağız. Evet, dünya üzerinde farklı yerlerin coğrafi konumları insanları da farklı ekonomik faaliyetlere itmiştir. Ekranda gördüğünüz gibi kimi bölgeler tarım bölgesi, kimi bölgeler sanayi bölgesi, hayvancılık bölgesi ve deniz bölgesi olarak dünya üzerinde ayrılmıştır. Ve buna bağlı olarak da bu bölgelerde yaşayan insanlar tarımla, sanayiyle, hayvancılıkla veya deniz taşımacılığı ile ilgilenmişlerdir arkadaşlar. Evet, insanoğlunun yerleşme süreci tarımla birlikte başlamış. Daha sonra 1750 yılında arkadaşlar sanayi devrimiyle birlikte bu yerleşme sürecinin ve şehirleşmenin daha doğrusu devam ettiğini görmekteyiz.
Bakıyoruz ki önceden çok küçük olan kasabalar farklı faktörlerin etkisine bağlı olarak birden büyümüşler, gelişmişler ve günümüzdeki büyük mega kentleri, büyük kentleri meydana getirmiştir. Bunların en güzel örnekleri Almanya'da bulunan Ruhr bölgesidir arkadaşlar. Bu bölge ekranda da gördüğünüz gibi Dortmund, Bochum, Essen, Duisburg gibi şehirlerden oluşmakta. Evet, bu bölge önceleri çok küçük bir kasabayken özellikle sanayi devrimiyle birlikte bu bölgede var olan enerji kaynakları yani taş kömürü yataklarının bol olmasına bağlı olarak büyümüş, gelişmiş ve modern kentleri meydana getirmiştir. Ancak günümüzde baktığımızda sevgili arkadaşlar bu alanda sanayi üretiminin yanında ve daha çok sanayi üretiminden daha çok bilgi teknolojilerinin olduğunu görüyoruz. Ancak bu fabrikaların, demir-çelik sanayi tesisleri o bölgelerde ne yapılmıştır? Sosyal aktivite alanlarına ayrılmıştır. Çeşitli park alanları ve yeşil alanları meydana getirmiştir. Peki Almanya'nın Ruhr bölgesinin yıllara göre nüfus değişimi nasıl olmuştur? Hemen bakıyoruz sevgili arkadaşlar. Ekranda da gördüğünüz gibi 1820 ile 2002 yılları arasında Almanya'nın Ruhr bölgesinin yıllara göre nüfus değişimine baktığımızda görüyoruz ki özellikle sanayi devriminin gerçekleşmesinden sonra bu bölgede nüfusta büyük bir sıçramaların meydana geldiğini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü sanayi devrimiyle birlikte bu bölgeye çeşitli sanayi tesislerinin kurulması bölgeyi cazip hale getirmiştir. Ve bu bölgeye bölgenin diğer yerlerinden ülkenin ve dünyanın değişik bölgelerinden göçler gelmiştir. Ve buna bağlı olarak da nüfus miktarı çok büyük değişim göstermiştir. Evet. Sevgili arkadaşlar, Ruhr bölgesini bu şekilde kısaca tanımladıktan sonra hemen şöyle bir örnek de verebiliriz. Ruhr bölgesinde günümüzde baktığımızda çeşitli faaliyetlerin yoğun olduğunu söylemiştik. Örneğin Duisburg sevgili arkadaşlar günümüzde büyük kanal taşımacılığında çok önemli bir yere sahiptir. Bu şekilde büyüyüp gelişen bir diğer kent ise sevgili arkadaşlar Fransa'da bulunan Cannes şehridir arkadaşlar. Burası çok küçük bir kasabayken özellikle 1946 yılından sonra başlayan film festivalleri sayesinde çok büyük bir değişim meydana getirmiştir ve buna bağlı olarak da günümüzde milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. Yine bu şekilde verebileceğimiz bir diğer kentimiz değerli arkadaşlar Las Vegas. Evet, bir çöl bölgesi iken bugün baktığımızda zengin otellerin bulunduğu, eğlence merkezlerinin bulunduğu bir kenttir. Ve turizm açısından da çok büyük bir öneme sahiptir. Ve buna bağlı olarak arkadaşlar sadece Las Vegas dendiğinde şu anda akla eğlence yerleri, kumarhaneler gelmesinin yanında günümüzde büyük dev teknoloji şirketlerinin de bu bölgelere büyük yatırımlar yaptığını, özellikle bilgisayar oyunları alanında bu bölgenin çok gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Evet, şimdi de sevgili arkadaşlar sanayi, göç ve şehirleşmeyi göreceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi sanayileşme, göç ve şehirleşme birbirinden ayrı düşünülemeyen unsurlardır arkadaşlar. Sanayileşme ile birlikte şehirlerin kurulduğunu ve geliştiğini, özellikle geliştiğini ve modern anlamda şehirlerin sanayi devriminden daha sonra meydana geldiğini daha önceki konularımızda da belirtmiştik. Sanayi devrimi ile birlikte seri üretime geçilmesi, şehirlerde sanayilerin kurulması, kırsal alanlardan bu bölgelere yüklü miktarda göçlerin meydana gelmesine sebep olmuştur arkadaşlar. Ki baktığımızda dünyadaki büyük şehirlerin de bu trendten etkilendiğini söyleyebilmemiz mümkün. Teknolojik gelişmelerin sevgili arkadaşlar, şehirleşme üzerinde çok büyük bir etkilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin baktığımızda şu anda dünyada teknolojik gelişmeye bağlı olarak sınırların ortadan kalkması, globalleşme ve küreselleşme gibi kavramların, yeni kavramların hayatımıza girdiğini söyleyebiliriz. Ve teknolojiye bağlı olarak biz şunu diyoruz ki teknolojinin sağladığı yararlar olduğu gibi aynı zamanda teknolojinin meydana getirmiş olduğu, çevreye verdiği zararlar da vardır. Evet, teknolojinin sağladığı yararlarda yeni iş alanlarının oluştuğunu, insanların yaşam standardının yükseldiğini, sanayi için gerekli iş gücü miktarının azaldığını, mal ve hizmetlerin üretiminin arttığını söyleyebiliriz.
Teknolojinin çevreye verdiği zararlar ise sevgili arkadaşlar, birincisi işsizlik sorunu ortaya çıkar, iki çevre kirliliği artar, üç doğal kaynakların tüketimi artar ve dördüncüsü de sosyal ve psikolojik sorunlar yaşanmaktadır. Evet, bunlardan sonra sevgili arkadaşlar hemen değerlendiriyoruz. Önümüzdeki yıllarda teknolojinin gelişimine bağlı olarak nüfusta, ekonomide ne gibi değişimler olacak? Ondan kısaca bahsedelim. Evet, bilim adamlarının öngörülerine dayanarak şunu belirtebiliriz ki, gelecekte şehirleşme oranında çok büyük artışların olacağını ve bu artışların şu anda olduğu gibi gelişmekte olan ülkelerde daha fazla olacağı söylenmekte. Çünkü günümüzde zaten gelişmiş olan ülkelerin büyük bir bölümünde şehirleşme oranı çok yüksekte. %80'leri, %90'ları aşan şehirleşme oranları olmakta. Şehirleşme oranının en düşük olduğu kıta ise Afrika kıtası. Ve bilim adamlarının öngörülerine dayanarak söylüyoruz ki ileride de yine Afrika kıtasında nüfusun büyük bir çoğunluğunun önümüzdeki 20 yıl içerisinde yaklaşık olarak %50 oranında şehirleşmenin artacağını ve şehirlerde yaşayanların oranının %60 ve 70'ler seviyesine ulaşacağı tahmin edilmekte. Evet, ekonomide ise şöyle öngörüler sunulmakta sevgili arkadaşlar. Gelecekte teknolojiyi hızlı kullanabilen, değişimi gerçekleştirebilen ülkelerin ve firmaların, sektörlerin ayakta kalacağı, diğerlerinin ise yok olmaya mahkum olduğu belirtilmekte. Şimdi de sevgili arkadaşlar, günümüz ekonomisinde ve geleceğin ekonomisinde değişim unsurları neler olacaktır onları görelim. Evet, ekranda görüyoruz değişim unsurunu, günümüz ekonomisi ve geleceğin ekonomisi başlığı adı altında. Sektörel yapıda tarım sanayi sektörü günümüz ekonomisinde ön planda, gelecekte ise hizmet sektörü ağırlıklı olacak. Üretim ve rekabet alanına baktığımızda günümüzde ulusal, gelecekte ise küresel bazda olacağı, üretim organizasyonunda ise günümüzde kitlesel üretimin, geleceğin ekonomisinde ise tam zamanında üretimin ön plana geçeceği, büyümeyi belirleyen faktörün günümüzde sermaye ve iş gücü olduğu, gelecekte ise yeniliğin, icatların ve bilginin olacağı, teknolojiyi belirleyen faktörlerin günümüzde makineleşme olduğu, gelecekte ise dijitalleşmenin ön plana geçeceği, gerekli eğitim ise günümüzde mesleki diplomaya yönelik olduğu, gelecekte ise yaşam boyu öğrenmenin ön plana geçeceği, İş gücünün yapısına baktığımızda şu anda kalifiye veya tek alanda uzmanların, gelecekte ise bilgi, tecrübe ve çok yönlü beceri sahibi ve yenilikçi olanların ön plana geçeceğini belirtebiliriz. OECD tarafından yayınlanan raporlara göre gelecekte de şu anda gelişmiş ülkelerde olan zenginliğin devam edeceği ve kişi başına düşen milli gelirin bu ülkelerde daha fazla olacağı, gelişmekte ve gelişmemiş olan ülkelerde ise bu değerlerin daha az olacağını OECD raporlarında görmemiz mümkün arkadaşlar. Şimdi de evet, bu konuyla ilgili örnek sorularımıza geçiyorum. Almanya'da yer alan Ruhr bölgesinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi daha önce etkili olmuştur? A. Bilişim teknolojilerinin gelişmesi. B. Madencilik faaliyetlerinin yapılması. C. Çevre teknolojilerinin gelişmesi, D. Ulaşım faaliyetlerinin gelişmesi, E. Kültürel faaliyetlerin gelişmesi. Sevgili arkadaşlar, Almanya'nın Ruhr bölgesinin gelişmesinde daha önce etkili olan faaliyet madenciliktir ve dolayısıyla sorumuzun doğru yanıtı da B seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar, bir diğer örnek soruma geçiyorum. Teknoloji, başta ekonomik olmak üzere sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda etkili olmaktadır. Teknoloji yararlar sağladığı gibi zararlar da vermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi teknolojinin verdiği zararlar arasında yer almaz? A. Çevre sorunlarının oluşması. Yer alır arkadaşlar. B seçeneği işsizlik sorununun ortaya çıkması. Bu da teknolojinin verdiği olumsuz sonuçlar arasında yer alır. C. Doğal kaynakların tüketiminin hızlanması olumsuz sonuçlar arasında yer alır. D. Sosyal ve psikolojik sorunların oluşması. Bu da teknolojinin verdiği
olumsuz sonuçlar arasında yer alır. Ancak E seçeneğinde belirtilen yeni iş sahalarının oluşması ise teknolojinin verdiği olumlu sonuçlara örnek olarak verilebilir ve sorumuzun doğru yanıtı da E seçeneği olmuş oluyor. Evet, bir diğer örnek sorumuz sevgili arkadaşlar ve son örnek sorumuz. Tarihi çağlardan günümüze kadar şehirlerin gelişiminde ve şehirleşmede etkili olan faktörler sürekli değişmiştir. Buna göre ilk çağda ve yeni çağda şehirleşme faaliyetlerinin gelişmesinde etkili olan faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Sevgili arkadaşlar, ilk çağda şehirleşmenin gelişmesinde etkili olan faktör tarım, yeni çağda ise sanayileşmedir. Bu durumu sağlayan ise sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar, sorumuzu cevapladık ve konumuzun sonuna geldik. Bir başka konumuzda tekrar buluşmak dileğiyle hepinize başarılar dilerim.